Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator gameplay bölümüyle karşınızdayım. Ne haber? Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Karşınızdayım dedim. Çok özür dilerim. Karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Bayram çalıştığından dolayı yok. Barış Ağam ve oğlum Björn'le birlikteyiz. Ağlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde hatırlarsanız Tayfun diye seslenmiştim ben tarlada arkadaşlar. Ben unutursam sen bana yaz demiştik. Tayfun'la buluştuk, biraz sohbet ettik arkadaşlar. Tayfun T70 arkadaşlar, şöyle bir göstereyim. Baksanıza, gerçekteki hale dönüştürmüş. Jant ağırlıkları olsun, çamurluklar olsun arkadaşlar, bir baksanıza. Böyle küçük çamurluk, içi dışını güzel yapmış ve arkadaşlar bir sesine biraz da turbo ses eklemiş. Şöyle bir gazlayayım ben. Gördüğünüz gibi gaza bastığımız zaman arkadaşlar turbo devreye giriyor. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Aşırı da güçlü. Bu arada eline koluna sağlık Tayfun'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Yarın akşama arkadaşlar bir videoda bizleri eşlik edecek, Allah izin verirse. Aynı zamanda da arkadaşlar üniversalı satmamızı söylemişsiniz. Nedense bizim bu üniversalımız sizi rahatsız ediyor arkadaşlar. Ben anlamadım, gitti. 70-56 çok fazla yazılmış. 70-56'da arkadaşlar Tayfun arkadaşımızdan bizlere hediye oldu. Barış abi şöyle bir çalıştır, bir göster ya. Ah yavrum, 70-56 mısın be? Canını yediğim. Ön kabinde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Küçük işlerimizi 70-56 yapacak arkadaşlar. Ana, ön cam açık lan. Ya az önce dedim ya. Beyefendi. Efendim ha. Siz onu ağam mı neyse hadi. Siz onları hallederken Barış bana söyleyin. İlk önce hangi tarlayı biçeceğiz? Lan ne yapıyor? Sen ne yapacaksın? Biliyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet oğlum söyle. Mısır tablası mı yoksa şey, mısır tablasını mı alayım? Ayçiğe ve mısır biteceğiz. Mısır tablasıyla gel. Bir de Barış'ım, sen şu küçük remorku tak Volkan. Ben diyorum ki Bülent tarafı satalım, büyük bir remork alalım. 70-56'ya bağla ya. 70-56 çeker onu. Büyük bir remork alacağız arkadaşlar. Ben de balya makinelerimi satıyorum. Çünkü benim balyalarımı sen yapacaksın arkadaşlar. 15 tonluk. İyi, bizim balya makinemiz var. Bu 15 tonluk ya, buna gerek yok. Dur. Şunu alacaktık arkadaşlar. Yine Tayfun'dan bizlere hediye gelen. Adamı bir T70-70 için çağırdık. Adam bize bir dünya mod hediye etti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. 50 tonluk alıyorum Barış'a. Remork. Oğlum koca traktör çeker. 50 tonluk çok rahat çeker ya. 75 ton mu alsam yoksa? Bu neydi, bu Volkan'ı çekecek mi bu? Volkan'ı çeker. Çeker 50 ya. Ton mu alayım, 75, 50 ton alayım ya. 50 al ya, abartma ya. 75 de biraz abart olur ya. 400 bin liraya arkadaşlar aldık. Ben remork almaya gidiyorum. Diyorum oğlum sen burayı bir iç. Arkadaşlar yoğun hasat dönemine girdik. Bir şey yapacaktık biz Barış'a. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Bir iş tutacaktık ya. Bu sezon var ya, parayı kıracağız. Heh, arkadaşlar 1050'ler. Şöyle bir şey düşündük. Daha doğrusu hey, benim aklıma gelmedi de Barış anlamıyor. Bunu daha çok söyledi. Bu haritada fabrikaları artık kuralım dediler. Bir pamuk işine girelim. Kıyafet yaptıralım. Hani öyle dediler. Bizim kredi borcumuz yok herhalde. Bizim çekelim bir sağlam bir kredi böyle. Ne kadar çekelim. Akın çok sever ya. Toplayalım. Çekersiniz. Kredişi verimişim ha. O işi bana yapacak sor. Bir şey yok. Başka türlü olmuyor. Hani fabrikada. Yavaş gel, yavaş gel. Oğlum dur. Oğlum. Saatte 100 kilometre hızla gidiyoruz Björn. Allah. Fark ettim onu. Bak bizim hayvanımız var. Arkadaşlar gerçekten. Ona göre bir fabrika. Eline koluna sağlık. Tayfun Reis'e buradan tekrar selamlarımızı gönderelim. Çok yani döktürmüş ya. Öyle yapmamış eline mı? Sağlık. Efsane olmuş modlar ya. Vallahi abi, efsane bir şey soracağım. Olmuş. Söyle tatlım. Bizim bir şehrimiz var yani böyle titrede giden. Lan mağaza modunu kurdum. Remork evde oğlum. Mağaza modunu abi, açtık arkadaşlar. Efendim. Şeye giden var ya, bizim 40 kilometre hızla giden bir şehrimiz var ya. Evet. Onun tablası mı özel yoksa biçeri mi özel? Hani 40 kilometre gitmesini sağlayan. Biçerden dolayı büyük ihtimalle. Tablayı ben 20 yapıyorum, son gaz gidiyor. O zaman ben biçeri satıyorum, Allah hemen biçer. Eklemedik ki onu. Klasa eklemedik mi? Yo evet. Ekleyelim Allah onu. Ekleyelim abi, bir sürü hasat var, yapma gözünü seveyim. Vallahi mı? Doğru diyorsun lan aslında. Klası mı diyorsun? Ne diyorsun? Ha, o klas biçer diyor ha. Aynen. Aa, arkadaşlar efsane. Ben onu satın alayım artık ya. Heh. Çok müthiş. Lan içinde kaldım ekleyip ben gelelim bunu. Ekleyip gelelim mi? Lan Barış abi dur oğlum, ne yapayım mı? Ekleyip gelelim mi? Ekleyip gelelim, dur şu remorku bir bağlayalım da. Arkadaşlar bol like bekliyoruz. Gerçekten roleplay hakkındaki düşüncelerinizi de bekliyorum arkadaşlar bu arada. Abi 75 tonluk remork çok iyi olmadı mı ya? Oğlum çok iyi oldu ya. Harbi ihtiyacımız varmış ha. Biçerimi şu anda 75 mi aldın, 50 mi aldın? Şey 50 ton, 50 ton. 75 doluyor da ben 50 aldım. Şöyle bir farları yakınca oğlum bir akşam veya gece çok güzel olur lan. Bak diyorum bak. Yanına 1800 olmuş. Arkadaşlar biz biçer dövrekleyip geliyoruz.
Evet arkadaşlar, biçer döveri ekledik, geldik. Allah biçer döverini hadi. Hemen alıyorum. Barış'ım şimdi ne var? İneklerin ne kadar sütü var lan? Bir bakalım lan, süt satalım lan. Süt 4 ton lan, hiçbir şey olmadı. Lan bende niye görünmüyor lan? Oğlum saman yok, ineklerin sağlığı yok, ölmüş anasını. Nasıl var ya lan, yem verdik ya, yemi var. Ya oğlum sağlık 0-0. Lan bende niye göstermiyor hayvanların bilgileri? Gel gel buraya gel, kapının ağzına gel. Kapının ağzındayım. Yeğenim benim buraya gelsene. Allah Allah. Saman ver hayvanlara, acil saman. Saman yok ki. Ben saman almaya gideyim, nereden alacağız? Nereden alacağız? Björn, saman satla bize. Ya acil değil ya. Bitirelim biçimleri. Ne demek tamam, acil değil oğlum, ben bizim aciliyetimiz var oğlum. Saman satıyor. Bende nerede saman vardı satayım birader? Oğlum o zaman saman bir biçer daha mı kiralasak bir tane bizde? Girsek mi ne yapsak? Ne diyorsun? Yok yok ben anne. Hadi lan. Yok oğlum yok. Hadi oğlum Björn, hadi oğlum Björn. Abi ben bir şeyler aldım da bu 5 milyon. yapacak bir şey yok oğlum, pahalı. Arkadaşlar biçer döverle. Aha. Şu biçer döver arkadaşlar A'dan Z'ye her yeri açılıyor. Ya, ya şuna bir bakabilir misiniz arkadaşlar? Dur az oğlum. Rastgele gezerken buldum. Bir, burada... Şey değil. Aynen. Biz yapmadık onu söyleyelim. Bunu biz yapmadık yapan arkadaşlar. Şu bayrağı hatta söküp bayrağı Türk bayrağı yapacağız hatta biz. Aa bak bak gel. Bak bak bir nişan animasyonuna bak, bak, bakın bak. Arkadaşlar bakın buraya şimdi. Buraya bir şey taktı, gel buraya bir şey taktı bak. Çekidemiri taktı buraya. Kapak takıyor. Arkadaşlar yok, bakın. Yok çekidemiri. Ben gel gel buraya gel. E'ye bin diye bastım. Geleceğim la dur. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Allah aşkına. Her yeri interaktif kontrol ya. Her yeri. A'dan Z'ye bakın bunu açıyor. Şuraya bakın şimdi. Buna basıyorsunuz. Lamba yaktı. Buna bastım. T'yi açtı. Buna basıyorsunuz. Burayı açıyor. Buna bastın. Bunu açtı. Buna basıyorsun. Sağa sola kayıyor. Buradan. Elleme en fazla. Marşalı marşe yapıyor, cam açıyor, buralardan yürüyor arkadaşlar. Burada hani merdiven. Bakın buna bastım, direksiyon öne doğru geliyor. Ya çok şuraya fazla bir şey var. Bir şey yapalım, şu bayrağı buradan atalım. Baksanıza arkadaşlar şunu. Ah, şunu aldın, çekiyi. Aynen, çok güzel arkadaşlar. Böyle bir şey abi, yok ya. Abi in bak, bir şey göstereceğim. Gel yanıma, yanıma gel. Neredesin lan? Heh. Bak, ışık açıp yanıyor, bak. Evet. Evet, gece ışığı açıyor buradan. Bak bir çalıştır bir ör. Arkadaşlar bunların hepsi böyle çalışıyor. Kayışlarına varana kadar. Yani adam. Dur az oğlum. Dur dur az dur dur dur. Kapak açık. Kesici dur, dur, takmam lan lazım. Lan kapak açık kapak. Olur, Allah belanı olur. Vermesin. Yağlar dökülecek. Bunu almadım bu arada. Lan Oli. La dur la. Yo dur dur. Merdiven açık dur. Dur. Heh, gidemezsin kapağı, yeğenim basma gaza. Hangi gaza merdiven basma. Açık? Aa arkadaki merdiven açık oğlum. Ulan kim açtı lan? La elleme kurcalamayın makineyi. Dur lan şurada bir yerdeydi onun kontrolü, nerede? Aha hemen abu altta. Tamam merdiven takıldı. Oğlum. Şu arkada açılıyor bu arada. Bak arkadaşlar bakın bakın bakın. Her şey çalışıyor ya, böyle bir şey var mı ya? Şunu ses dur oğlum, kapakları kapatayım dur. Bekle. Yavrular yapıyor ya. Vallahi dur bir yön dur, her yeri kapatacağız. Elin adamı yapmış arkadaşlar. Mısır mı biçem ilk, hangisini istersiniz? Vallahi ilk neyi istersen onu biç de bu yan kapağı nasıl kapatıyoruz la? Düğmesi var. Öbür tarafı da açık. La dur dur. Dön dur. Kesici alıverin ya ayağımın altında. La dur la, hareket etme la. Dön az bekleyin. Bunu da kapattık. La merdiven yine inmiş yere oğlum. Heh tamam. Şu kapakları da kapatalım tekrardan. Her yeri açılıyor ya arkadaşlar. Her yeri, her yeri. Tamam, tamam mıdır? Tamam. Hadi biç. Ben de şöyle bir yanına bineyim. Ana yanına binmiyor mu lan? Yok. Bir İçinde şeyi de var bu arada. Bilmiyorum. Abi? Evet. Kilogramı var. Kaç ton olduğunu falan gösteriyor. Niye hızlı biçmiyor bu? Niye mi hızlı biçmiyor? Ben ne bileyim oğlum. En full hızlı biçiyordur belki. Bakın arkadaşlar yüzde kaç dolduğu ve içinde ne kadar tohum olduğu alttakiyle birebir ya. %7 770, %7 770 görüyorsunuz. Her şeyi çalışıyor ya. Adam ne mod yapmış ya. Vallahi da billahi. Adam büyük bak bak bak, direksiyonu nasıl tutuyor bak bak bak. Oğlum çok iyi lan. Björn. Övme beni, övme. Makinemi övme. Makinen niye bu kadar yavaş biçiyor oğlum? Tabladan dolayı olabilir. Tablan onunla mı gidiyor? Hayır. Yanlış almıştır belki bu tabla. Hayır hayır tabla. Bunu fullemedim ben. Beygiri bunun biraz düşük. Kendi tablası değil diye olabilir mi peki? Kendi tablası bunun bir şey değil mi? Belki de kendi... Yok oğlum, mısır tablası da vardır kendinin mi? Ben öyle yok düşünüyorum. Herhalde. Bir bakayım abi, bekleyin. Şuraya geldik. Mısır tablasına gel. Onu da alacağız artık. Vallahi Björn 40 metrelik tablo var la. Kapelle... Aha. Keşke bunu alsan. 40 ne, metrelik kaç para? Mi? Aha. Nerede la aha, o? Aha diye nereden göreceğim? Oğlum manyak mısın? 40 metrelik tablo mu lo? Evet 40 metrelik tablo var. Ona... Bırak bırak alsın. Vallahi Björn 12 metrelik falan da varmış. Burada da neyse bu önemli değil. Kaçlık Björn? Kaçlık oğlum o? Onluk mu? Lan bu ne oğlum? O değil 5500'lük almış. Björn bu sera ne lan böyle? Abi. Oha. Ben işte onu bir bölümde ayarlayalım diyecektim ben sana ya. Onu bir bölümde sırf onunla ilgilenmemiz lazım oğlum.
İnşallah. Şöyle gel. Ben şunu bir Ayşe'yi oraya götüreyim arkadaşlar. Bu latte. Benim depoda olabilir bak Erhan. Ana Barış'ım senin remork alır mı onu? Ben gideceğim şimdi. Sen git de gerekirse benimkine de doldururuz. 5 ton mu? Kaç ton alıyor? Regner dur. Yok yok ben benim, ilgilenmiyorum onunla. Benim işim gücüm benim var. Benim minnoşa boyayacağım abi. Bah, ellerin oynandı ya. Ya abi ben şunu bir sök abi. Ben direkt pullukla başlayayım bu şurayı sürmeye. Boş durmayayım abi arkadaşlar. Boş durmayalım ya. Hop bu boş arada beyin atmayan arkadaşlarımız ya. Beyin attı. Arkadaşlar lan, bu arada az önce diyordum unuttum. Roleplay ilk hasadımız yaptık. İzlemeyenler varsa kanalımıza gidip izleyebilir. Yani oyunun yapısına göre en fazla bu kadar oluyor arkadaşlar. Daha ilerisini oyun desteklemiyor. Yani düşüncelerinizi yorumlarda yazmışsınız. Çok teşekkür ederim ama yine de evet arkadaşlar abi. Yorum yapmayanlar için şunu söylüyorum. Beğendiniz mi chat? Sevgili YouTube. İnşallah. Çok uğraştık, emek veriyoruz inşallah değerini görür. Videonun çekimi İnşallah. Çok uzun sürdü. Barış'a kaç oradan? Sabit durmuyor. Abi daha 7 ton neyse. Barış'a tamam, evet. 70-56'yı al orada. Hemen sürüyorsun ya. Hemen evet evet boş durmayayım ha. Şöyle abi, gel. Hemen sürüyorsun mu? Oha. Abi değişmesin. Boş durmamak lazım. İşler beklemez. Aa bizim burada şeyimiz de var. Ne? Ver bu korna abi. Korna vereceğim oğlum dur. Şuradan bir GPS'e vurayım. Ayçiçeğimiz. Oldu. Abi yokmuş gibi gidiyor yemin ederim ya. Belki de geç göle gitse. Ne haber oğlum? Ya biz bir traktör büyüteceğiz diye diğerlerini niye bu kadar küçük? Hangini küçük aldı? Oğlum Fiat Agri küçük. Ya Fiat Agri zaten iş yapmıyor Barış'a. 8'e sürüyor mu ya? Kuruyor tabi lan. Ha o zaman Fiat Agri'yi satıp şey yapar. Şimdi satmayalım fabrika kurarken. Fiat Agri para yapmıyor haberin olsun. Olsun ne yaptı? Ama ne yaptı hiç hatırlamıyor. Çok bir şey yok. İş yaptırmıyor ki. İş yaptırmıyor arkadaşlar valla. Ona bir el atmak lazım da işte arkadaşlar şu anda maalesef işlerimiz aslında yoğun. İş yapıyorlar da batma modu var ya. Evet batma modundan dolayı iş yapmıyor doğru. Aa benim depom %88. Barış abi koş. Tamam. Ayçiçeğine ben gideceğim aman, buraya sen git. Aman. Hop ama ayçiçeğini biçmeden önce ben bunu fulleyeceğim abi. Bizim evin orada. Oğlum aa, bizim tamirhane yok. Var var. Bizim yok bizim senin var. Ha, bizim buradan fulleyecektim de. Kullanım ücreti 5000 lira. Ne alakası var birader ya. Barış abi ne yapıyorsun Barış abi. Dur zapt edemiyorum küçük enişte. Barış abi yavaş dön hızlı dönmüyor. Yavaşlayıp dön. Lan kaçırır hemen altından küçük enişte. Lan ne kadar gaz tatlı benim, o. Gaz benim, fren benim, sen hani. Arkadaşlar bundan ya. Sonra gübreyi de ilaçlamayı da 70-56 ile yapacağız. Çok fazla 70-56 isteniyordu ya. Öyle haddinden fazla diyeyim hatta. O kadar sevildiğini bilmiyorduk. Ama üniversitemize laf atanlar inşallah kaynanasıyla yaşar. Ne olmuş yani gerçekteki traktörümüzde biraz oynamışız. Oynayamadık ki. Bir bölüm aldık, ertesi bölüm değiştirdik. Tabi arkadaşlar T70-70 ekstra para vermedik biz. Birader. Şunun nemine bak bakayım. Güzel mi? Sonra laf etme nemine. Abi buğdayı yere sermek lazım ama Barış abi sen onu direkt sat ya. Direkt satışa git. Doldu. Lan bir turda doldu mu komple? Tabi. Yo. Yüzde yani kaç çok doldu? 91. Oh canımı yediğimle. Parçalıye parçalıye. Bak çekiyor bak bak böyle. Battım. Battın mı? Dur geliyorum. Yavrum dedi nasıl çekiyor? Geliyor ama. Parçalıyor parçalıyor dedi. Aroo. Lan bu kadar tarlayı nasıl biçeceğiz biz ya? Dur yavaş lan. Lan belini kıracaksın dur. Hadi git. Motoru böleceksin abi yavaş lan. Vallahi Björn benim düşüncem sen bir para ver. Bir şey daha kiralayalım. İki biçer biçelim oğlum. Bizim abi, paramız ben yok. Ben şu şey diyeyim abi eğer yine aynı olursa para ver diyor. Bende çok para var sanki. Bunu kaç para var kalmayacak. 3 kalacak. 3 var. Bunu kiraladım düşün. Şey yaptım düşün. 8S varken ben neyle gidiyorum? Abi 8S. Diyorum ya abi. Şey yapsaydık ilk önce. Bunun rolantisi de çok sen iyi. Sen onu ya. Bir fulle bakalım oğlum. Neyin rolantisi çok iyi? Bu traktör rolantisi de çok iyi. Rolantide çalışırken falan. Böyle gazdan kesiyorsun ya. 70-56'yı mı diyor? Aynen. Evet evet 70-56 çok. O sesi falan çok iyi. Tatlı olmuş ya. Gerçekten eline koluna sağlık. Arkadaş bu traktörü beğenmiş bulunmaktayız. İleride. Bulunmaktayız. Evet Barış abi beğendiyse alır arkadaşlar onu. Alacağım. Alacağız. Bana bir 70-56 alacaksın mı? Vermez dese çalacağız. Vallahi mı lan? Hırsız Barış. Hırsız Barış yazdık arkadaşlar. Hayır hayır. Kel ve hırsız yeni seri. Kel ve hırsız. Hayır. Yalnız arkadaşlar hiç kimse yazmamış benim yeni bayramlık kıyafetlerimi gördüğümüz. Ne yazsınlar lan? Bayramlık kıyafet. Bana ne hayırlı olsun desin de bir şey desin de kaç bölümdür aynı kıyafetleri giyiyor. Vallahi da billahi harbiden lan hep aynı kıyafetleri giyiyordu. Barış abi bir cumaya giderken kıyafet değiştirdi arkadaşlar. Gerçekten dikkat çekmesi lazımdır. Adam o kadar cimri yani. Björn sen yok ona oğlum, hızlıca... Cuma'dan cumaya değiştiriyor. Şuraya Barış abi hadi. Dur lan sapağı kaçırdım. Tam mağazaya kadar. Oo. Oha.
Depo ne durumda la bir? 48. Tamam, dolar bak. Da işte. Oğlum, 50 tonla başlasak nasıl değil olur? Olmaz. 50 tonla Ayçiçeği dökeceğiz oğlum, bir daha uğraştırma bizi. Kilaj minaj yok mu şurada? Şey yok mu ya? Lan biz burayı slaj yapacaktık ya la. Ben de slaj yapacaktım ama şimdi slaj makinesini satacağım. Hasada hazır hale gelince niye la? Yo, benimki de büyümüştür. Satıyorum. Sat abi. Sat. Abi şu 50 tonla boşaltıyorum ya. Zaten bunu git gel derken siz onu ayarlarsınız. La Barış ya. Fabrikayı direkt geliyorum buraya, bu tarlaya kursak ya la. Oğlum fabrikayı alacağız da dibimizi de kurmayalım yani. Nereye kuracağız şimdi oğlum? Arazi mi satın alacağız bir de fabrika için? Sağlam kredi çekeceğiz yeğenim. Kaç para? En az vallahi 20 milyon kredi çekeceğiz bak, galiba. Öyle kafaya göre çekmeyeceğiz. Hesaplayacağız, fabrikalara bakacağız. Hangi fabrikaya bize uygun, hayvanlarımıza, topraklarımıza, ürünlerimize. Ona göre gidip de şimdi İnir. Yapmıyoruz mesela. Zeytin meytin yapmadığımız için zeytin fabrikası yapmıyoruz. Aslında zeytin şeyleri de kurmamız lazım. Arkadaşlar değişik pamuk mu kuralım, üzüm zeytin ya mi yapalım ya? Üzüm zeytin bana masraf geliyor ya boşuna. Ama bence üzüm zeytin böyle güzel uğraştırır yani sektörü diye düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum, arkadaşlar karar versin bunu. Arasını çapalarız falan, güzel olur. Onları gidip fabrikaya satarız. İleride şey de yaparız ya, hayvanlarımız yok. Var neyimiz? Tamam, kumaş fabrikası falan. Gemlik zeytin diye satarsınız. Haritada var mı baksana fabrika hiç? Haritada yok. Hiç mi yok? O yok. Ne lan? Ben geliyorum artık, gel diye ben Biyor, geliyorum ona ya. Ona direkt deposundan dök oğlum, oradan hemen yaptır gel. Tamam. Hop. Arkadaşlar ne sürüyorum ama he. T70'tir baba. Çok güzel olmuş ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu işleri yapalım. Bitince onu bir konuşalım şeyi. Olur, olur, olur abi. Şu asadı bitirdikten, ayçiçeği asatladıktan sonra bir de konal asadımız var ha. Bunların hepsini biz satacağız da ondan sonra paranın durumuna göre bakacağız. Barış abi bitince söylesene, doldu desene, bitti desene. Doldu yeğenim, gel. Bitti mi yani? He. Barış abi. Böyle sıfırlayacağım, eve getireceğim ya. Sıfırla tamam oğlum, sıfırla. Onum. Ben de buraya hemen, oyun niye çöktü, kim bir şey yaptı? Yön aracı sıfırladı. Sıfırladım da yön, ne alaka, senin de mi çöktü? Çabucak fullo oğlum, çabucak. Sana zahmet. Niye? Vakit kaybediyoruz oğlum ya. Yetiştirmemiz şey lazım bugün bu işlerin hepsini. Ben oğlum şurada sürü çok güzel kamelya var ya. Adam evin önünü yapmış bir çay mayı için. Barış abi sen buranın çiftine devam et de 8 yetinle. Hep ayak işleri. Lan ne ayak ederiz, işi? Ederiz. Çift sürüyoruz ya. ederiz. Tarlanın yarısından fazlasını sürdüm zaten ben. Ay Allah be, gel şuraya. Dur şey. 70-56'yı hurdaya çıkarmıştım. Arkadaşlar bu arada yorumlarda nasıl görüyorum. yorumlarda çok fazla tarlanın sürüm durumunun sizlerle bizdekinin aynı olmadığını yazıyorsunuz. Herhangi bir tekstüre görüntü modu arkadaşlar bu. Görüntü. Tekstüre modu ve bu modu nasıl kurulduğunu YouTube kanalımızda, yani şu anki kanalda videosu mevcut. Tarla tekstüresi ve verim artırma adlı bir videomuz var. Aynı zamanda tekstüre modları da Discord sunucumuzda var. Discord sunucumuzdan tekstüre modlarını alıp aynı zamanda YouTube'dan kanalımızdan videoyu da izleyerek siz de sürülmüş halini bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abi, ve bir de biraz şunu diyeceğim. Biraz çıkmalar lazım. Bayağı bol var. Şöyle Instagram videolarının yorumlarına baktım. Ragnar abi eline sağlık falan yazıyor genelde. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önce çok söyledik, unuttunuz. Ben dondum. Arkadaşlar Instagram'daki videoları ben yapmıyorum. Ben paylaşmıyorum. YouTube Shorts'larını da ben yapıp paylaşmıyorum. Onların hepsini Barış abi yapıyor. Hani güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim de. Hani edit çok güzel olmuş Ragnar abi. Video çok güzel olmuş Ragnar abi diyorsunuz ya. Ragnar abiniz değil arkadaşlar. Barış abiniz yapıyor onu. Haberiniz olsun. Olsun ya, değişmez. Ya değişmez de yine de hani ben yapmadığım için, herkes de bana eline sağlık dediği için ben rahat hissetmiyorum ya, ha. Şurada karıştırıyorlar arkadaşlar. Mesela sen Ragnar ismini kullanıyorsun ya, platformun ismi de öyle. Bu hep aynı kişi. Normalde 55 Ragnar komple platformun ismi de. Oradan evet, bir karıştırıyorlar herhalde arkadaşlar. Yani YouTube Shorts'larını, Instagram Reels'lerinin hepsi Barış Ağam ayarlıyor arkadaşlar. Yorumlara da Barış Ağam cevap veriyor zaten. Ne diyecektim? Instagram bende girili bile değil arkadaşlar. Daha önce anlatmıştım ben bunu. Instagram abi hesabı... Efendim abi. Neyse. Tamam şu. Yaptın mı lan? Yaptım da ben elimle getireceğim bunu ya. Uğraşamam. O ne demek oğlum? Buna getireceğim, kusura bakmasın. Aha! Björn'iyle. Benim pulluk nerede? Şu gel, mu? Abi? Gel. Alma. Pulluksuz gel abi. Pulluksuz gel çünkü burada ben pulluğu sökeceğim. Allah, sizin mibzere uçurdum biraz, kusura. Ya oğlum mibzere nasıl çarptın ya? Sizin orada var ya katliam yaşandı. Ona nasıl çarptı? Bak Barış abi, neredeyse bitirdin tarlayı. Otu mu bitsek la biz de bir yandan Barış abi? Bişelim. Björn oğlum, hamirhane nerede? O nasıl bırakmak benim orada lan? Senin evin orada. Çalışır mı acaba ben gitsem? Çalışmaz. Nasıl la? Niye? Yüklenince atladık ya birbirimizi. Yo, ben istemiyorum diye çalışmak. Bunu çekecek mi yeğenim? Çeker abi, çeker.
Çekerse eğer ben şu otu biçeceğim hemen. Çekiyor çekiyor. Gayet iyi çekiyor. Şurayı da biçelim arkadaşlar. Alt tarafta bize aitmiş. Ya bu haritanın satış durumunu gerçekten anlayamıyorum ya. Vallahi anlayamıyorum arkadaşlar. Bu ne diyor ya? Ya bu ne diyor ya? Şöyle gel. Abi bu 40 ile gidiyor. Demek ki 20 ile gidiyor pardon. Tablanın özelliğiymiş demek ki. Tablanın özelliği aynen. Boşuna mı para harcadın lan? Yo, diğer sezon full buğdayla fekelim. Zaten konola monola biçeceğiz, onları çok hızlı biçelim. Aynen o da var, konola var. Ama Barış abi zaptı olmuyor lan. Böyle bir şey yok. Biçer. Abi onda mı gelsek acaba? Neyse. 10 mu? Biçer süper ya. Biçer muhakkak. Yo onu yaparken mi video, neyse ya sen biliyorsun kardeş. Ne diyorsun lan, ben anlamadım ki. Boş ver canım benim, bir denem. Ayçiçeğini biraz biçelim. Anladım şimdi. Ayçiçeğini biraz biçelim tatlı. Anladım bırak lan. Kaç koyunun var lan? 300 olmuştur herhalde. Uyu uyu kalk uyu kalk yaptım. Uyu kalk uyu kalk. 300 mü? Kaç taneydi oğlum? 200 küsür daha da. Ana. Şurada da biçelim. Lan bir ön. Ne oldu? Niye çalışmıyor lan bu tamirhane? Çünkü senin değil. Ben senin çiftliğe geçmez miyim? Senin çiftlikten bizim çiftliğe iplerini atamaz mıyım? Hayır anlamadın olayı. Evet. Kate katı. 70 benim değil abi. Anlamadığı şey şu. Aa kate katı yüklenici atadı. Çalışması lazım. Ben deneyeyim. Araç yok diyor oğlum. Araç yok diyor. Tatlım. Dene bakayım. Atlısı. Yok değil mi? Şöyle az kenara gel. Yok. Aracı niye görmüyor. Niye öyle diyor? Aracı görmüyor bizim olmadığımız için. Tamirhane kaç para ki lan Barış'a? Kaç para ulan bir tamirhane? Tamirhane alamayacak mıyım? Size kaç para lazım kardeş? Aa burada o gördü gibi la. Allah Allah. Şurada bir ses geldi chat. YouTube. Ya elleme oraları, elleme ya. Ya tamam be, tamam ana. Başlayacağım senin tamirhanene. Biz bu tamirhane olayını nasıl yapacağız Barış'a? Tamirhanını çalacağız. Yapmamız lazım ha. Çok mu pahalı? Bilmiyorum. Bir tane al ya. En ucuzlarından bir tane al. Dur, ne yapacaksın sen? Oğlum traktörün önündeki ağırlığı söküp PTO takacağım. Hepsinin önünde ağırlık var. Hepçe mi lazım? Hayır oğlum, ot makinesini nasıl takacağım? Eğer çok ana, şey değilse al beyefendi. Şey oluyor mu lan Barış'a? Şu PTO makinesini satın alsak ya. Şu önüne takılan şey. Aynen. Daha iyi evet. Onu alalım. Öyle daha iyi olur. Ana niye aklıma gelmedi lan bu? Oğlum traktör oluyorsa niye almıyorsun? Al tabii. Sen biraz değişiksin ondan dolayı. Önce kiralayayım ha. Oluyorsa satın alayım. Aynen senin fantezide biraz farklı. Şimdi arkadaşlar olmaz mı olmaz. Şuna baksana 100 km hızla gidiyor abi. Mükemmel ya. Yeminle mükemmel. Bir devrim. Barış Hamza'nın 70-56 veriyor. Kendisine ileri. 8S'i var oğlum. 8S sürüyorum ben. Ne oldu Björn? Biz iş yapmaz. Anladın mı? Senin evet. Depo durumun ne? Ondan haber ver. 50 abi, %50. %50 mi? Ayçiçeğini bir çöldü mü oğlum? Evet. Ben sana geçiyorum, haber vermem. Ama şey, evet. 25 ton alıyor bu. Aa süper. Fark etmez oğlum. 8S. Oğlum fark etmez. Of ne yapıyorsun Barış abi, çok Barış güzel. Barış abi burada T70 de var, fark etmez, rahat ol sen. Senin işin halledin. A doldu. A doldu. Şunu ben kirasını bozup satın alayım. Regner. Lan işi yapıp da öyle mi kirasını bozsaydık ki? Zaten parasını. Ne ki o? PTO. Kiraladın mı? Ağırlığa takılan PTO var ya oğlum. Kiraladın mı? Kiralamıştım. Önce kiraladın sonra satın aldın. Ne değişikliği aslında ya. Oğlum baktım da. Para çok. Para çok geliyor. Para var, huzur var oğlum. Fabrika kuracağız. Düşünüyoruz ya. Bakın. Ya 30 bin liradan mı kaybediyoruz ağam ya? Evet. Kurban olayım ya. 30 bin lira mı? Evet. Pahalıyım. Kiralaması 30 bin lira mıydı? Kiralaması 15 bin liraydı. Fiyatı? 30. Ulan ne mantıksız lan o. Oğlum satın alıp olmasa bile geri satmış olsaydın en az 20'ye satardın. Yani? Daha karlı olur. İş yapmaz anladın mı? İş yapmaz anladın mı? Şimdi Allah. Arkadaşlar şöyle gelelim. Buraya gel. Bunu indir. Şunu indir abi. La batacak bir motor ne olur? Ooo. Şunu indir. Biçer mi? Yok. Biçerciyim ben. Lan geri geliyor. Mayışı mı konuşmadık? Mayışını en Mayışı, son alalım. Biz de sana geliyoruz oğlum. En son. Biz de sana geliyoruz. Sen mecbursun abi. Niye mecburum? Sen beni de mi satın aldın arkadaş? Sen çiftliği satın aldın. Ben değil. Komandom aldı. Hayır şimdi tamam sözleşme var da yapacağız da bedava değil babamızın ayrı. Björn sayın Karahan'ın sadakatini sorguluyor oğlum. Ben sana diyeyim. Karahanlı Bey doğru mu? Sadakatsiz minnoş. Minnoş. Hop. Artık Björn'ün... Efendim abi. Deme onu da. Niye demeyeyim şey abi? deme onu. Bir şey diyeceğim. Selam. Son video roleplay videomuz iyi izlenmiş. Evet. Ama beğenisi çok az. Aa yok. Onu nasıl yapacağız? Sen yanlış görmüşsün. Yok arkadaşlarımız şimdi gördüm. Bir kere daha şey yapmıştık tamam. Böyle videonun etkisinde kalmıştık. Şimdi gidip tekrar inşallah beğeni atamadım. 4000 beğeni istedik. Evet. Daha 1.6K beğeni gelmiş ona. Aa arkadaşlar bu bir şakadır değil mi kıymetli dostlar? Gel geri. Yani ya. Bir de ya fazla da
izlenmiş yani, az izlense tamam diyeceğim. Peki bir şey diyeceğim. Arkadaşlara şunu soruyorum. Sizce sevgili dostlar, biz bu haritanın en büyük tarlasını satın alabilecek mi? Hayır, tarlamalı almıyoruz. Niye? Hedef en büyük tarlayı satın almak ha? Yeğenim, fabrika kuracağız. Tamam ya, en son diyorum ya, serinin durumuna göre. En son bakarız ya. Yalnız bunu abi, fabrika kuracağız. Abi, depom doldu. Geliyorum. En kısa sürede %97.9. Bu arada da yani uzun zaman sonra belki de ilk kez fabrikalaşmaya gidiyoruz. Barış abi, sen ne yaptın ha? İyi, sürdüm, bitti. Tamam, ot makinesi hani orada tarlada boş duruyormuş da dikkatimi çekti. Aslında bitmemiş, yastık başlarında. Yok daha da olsun. Tamam, 25 ton doldu. Aa, boş durma. Valla yastık başlarını yap. 5 ton doldu mu? 2 remorta bitecek oğlum o zaman burası. Geliyorum. Ver bakalım. Vallahi yastık başlarını yapıyorum. Al oğlum. Tırmı geçti ya. Tam göremedim. Ne taraftasın ya oğlum? Gir oradan gir, gel. Gör. Abi bu nedir la? Björn, bundan senin daha çiçeğin var mı oğlum? Ayçiçeğim var mı? Vardı herhalde ya. Mısır var. Aynen. Aa, var. Aa, senin buğdayın var. Dolmuş. Sen buğday tablanı da sat bunun, kendisininkini al. Sende bundan var sesiniz mı? Sesiniz gitti. Bir daha söylesene canım. Buğdayın dolmuş diyorum. Buğdayın. Tamam, var olmamış ya. Bir ay daha bak, gerekir. 25 ton daha çıkar mı? Oha lan, burada 30 ton daha çıkar la. Belki de 50 ton daha çıkar. Oh, dök baboş. Dök. Dök abi, dök. Şimdi kıymetli dostlarım, biz bu tarlaları bitirip gelelim ya. Diğer hasatlara geçip gelelim. Evet arkadaşlar, ayçiçeğini hasatladık. Ayçiçeği hasatları bitti. Björn'ünkini de hasatladık arkadaşlar. Ben 50 ton T70-70'teki büyük remorktakini sattım arkadaşlar. Paramız 1 milyon 800 bin lira oldu. Aynı zamanda 11 ton da burada. 70-56'nın içinde var. Onu satacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Uyuyacağız değil mi? Ağlar. Evet. Aynen, ben de ayçiçeği remorku aldıydım abi oraya. O yüzden paramaz. Aynen. Björn de arkadaşlar bizdeki remorkun aynısından Björn de aldı kendine. İhtiyacı olduğunu söyledi. Vallahi bu remork bize can gibi geldi ya. Vallahi abi tekte aldı. Tarlanın hepsini tekte aldı yani. Ya benimki alamadı ama uğraştık olsun. Keşke 75'lik alsaydık biz. Olsun, zamanla büyütürüz onu. Teknoloji iyi ki var diyorum. Barış abi. Arkadaşlar Barış abi. Barış abi kafayı yedi. O tarlasına verdik onu. Ottan başım döndü. Tek başına orada çırpınıyor ya. Bu arada biçtim, video boşaltayım. Kuruttum. Şimdi düzlüyorum. Hali yapacağım birazdan. Video like attınız yok değil mi dostlar? O işi çoktan yaptı da ya. O işi yapmışsınızdır. Arkadaşlar 42 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hedef 50 bin. Hedef ya arkadaşlar. Hedef ben miyim? Şurada Tayfun da Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Çok güzel ya. Bak. Debriyaja frene basıyor la. Çok güzel la. Allah'ım ne övdü be. Oğlum, ne Hollandi seni. Ben seviyorum. Ne Hollandi fiyat lan direkt bu. Fiyat 70-56 bu. Ne Hollandi değil. Ha fiyat. Tabii. 76 direkt mi? 70-56'cı Ragnar Lot. Rangar Bey? Efendim? Mısırımı biçeceğim ben daha doğru. Mısırımı biçeceğim? Birader bizim şey ne olacak? Bana ne birader bundan? Oho! Kaç tane mısır tarlan? Mısırımı biçebilirsin. Ben tamam, sonra biçerim. Tamam, ilk önce şeyleri biçerim. Hem şu tabloyu göstermek istiyorum ben. Bir turda uyumamız lazım hem. Nasıl yapacağız şimdi? Ben şu tabloyu alıp geleyim. CTRL'le hatta buraya alayım abi. Burada başlamıyor muyuz? Tamam. O zaman uyuyacağız önce. Şeyi buraya bıraksam ne olur? Dur bakalım. Uyuyor abi. Arkadaşlar bundan sonra da bir aksilik çıkmazsa sonunda 2 gündür ikinci kanalımıza video atamadık. Çok özür dilerim. Birincisi aksilikler çıktı arkadaşlar. O yüzden atamadık. İkincisi de şey oldu. Dün atacaktık. Var, çok yorulduk. Var. Hani dünkü roleplay'in çekimi sabahın 4'ünü buldu arkadaşlar. Edit'i de çok uğraştırdı. Canlı yayın yaparım demiştim ben. Bu saatten sonra yorulmayın demiştim. Yalan yok ekibe. Herkes gidip dinlensin dedik. Bu sefer de ben arkadaşlar gündüz hasta oldum. Kendimi iyi hissetmedim. Barış ağama dedim, bayağı bir hastayım ben dedim. O da hiçbir şey senden önemli değil, yat dinlen dedi. Bugün de böyle olsun, ne yapalım dedi. Allah razı olsun. Şimdi geldik buraya. Peki bir önceki bir şey diyeceğim oğlum. Dinliyorum canım. Ben hasatlayabilir miyim? O bir adam sen çok ver ya. Ben hasatlayayım. Bitir. Ne oldu? Uyuyalım hadi. Ben hasatlayayım ya. Ben hasat değil. Tamam hadi. Valla arkadaşlar normal bıçakta var ya, bu bir çerdiver 40'la gidiyor. Bak nasıl hasatlayacağım şimdi. Yaptırırız tırnakları, tamam sakin ol. Aa, diyor ben konuşmayayım istersen tatlım. Tabii ki de. Hani konuşmayayım oğlum. Al. Oğlum ben ne biçim sıra yapmışım ya. Çevir oğlum, şunu çevirsene sana zahmet tatlım. Diyor iki turda bizim şu tarafta gidecek yer var la. Barış abi. Arkadaşlar bu arada ben kendi işimi beğenmedim. La değdireceksin ya. Kendi işimi beğenmedim. Nasılsa dikdörtgen oldu. Hep birleştirdin bunu. Nasıl iş oldu böyle? Ne la? Bak hatta dönüyor. Bu ne boktur ben başım? Bak. Yavaş yavaş hızlanıyor. Çok iyi ya. Barış abiciğim. Hadi bismillah. Benim de birkaç işim vardı zaten, ben gördüm. Sen işlerini hallet oğlum. Bak.
Allah aşkına şu... arkadaşlar şunu... Abi. Efendim abi. Sizde eşit olsun diye ben dolar yaptıydım da ben geri çekeceğim yani. Ne? TL'ye mi? Abi zenginlik böyle bir şey arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Sizde eşit olsun diye yaptım diyor. Diyorum bizim bir tane de küçük tarlamız var oğlum. Onu da biçelim de. Ondan sonra benim parayı konuşalım. Var. İki tur biçim yaptın sen bizde. İki sezon. Aynı tarlalar. Ha, evet evet. Halledilir ya, sen dert etme şeker. Adam man. Varsa şekerin. Peki konula yine pahalı mı? Baksanız abi. Abi. Abi sen hallet oraları, benim çok fazla işim var. Vallahi mi lan? Senin buğdayı da biçelim mi? En son. Yani istiyorsan biç, benim için sıkıntı yok. Ben de biçerim. Hayvanlarım acıkmış da birazcık. Sen hayvanlarınla ilgilen. Bu arada arkadaşlar Björn de kayıtta. O da kayıt alıyor. Bir selam götürmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben Björn'ün videosuna gidiyoruz, bakıyoruz. Yorumlarda Ragnar'dan selam getirdik diye yazanlar var. Allah canımsınız. Allah razı olsun. Canımsınız arkadaşlar. Yani bu Ragnar ekibi arkadaşlar. 55 Ragnar'ın selamı var yazın. Sadece benim değil. Hani Ragnar deyince bireysel olarak bana geçiyor ama 55 Ragnar'dan geldik deyince komple Barış Ağam da dahil. Özellikle Kel Miktar Barış'ın selamı var yazın chat. Kel Miktar. Kel Miktar Barış'ın selamı var diyen herkese özel hesabımdaki şeyden bir kalp atacağım lan. Beğeni atacağım. O ne demek? O ne demek? Kalp atamıyorum. Kanal bir örnün. Kendi atarım şahsi hesap. Ha? Biçer'in sesi kesildi. Biçer sustu. Sesini keserler abi. Ana. Aha geri geldi. Bozdun mu? Daha yeni aldık ya. Bozdun oğlum, değil mi ya? Biçer teknolojide bir ilk halk arkadaşlar, görüyorsunuz. Ana. Konola kaç yapıyor bir ör? 3 yapıyor. Bir bakabilir misin tatlım, sana zahmet? Lan bakayım, lan buradan bakamıyorum. Nasıl bakamıyorsun oğlum? Az yüksek konuş birader, sesin az geliyor. Beni oraya yorma. Hayırdır birader? Hayırına hayır birader. Konuşayım mı şimdi Björn? Konuşayım mı? Hayır hayır. Konuşayım. Peki sana bir şey soracağım Björn. İki sorum dinliyorum olacak. Bir. Dinliyorum evet. Dar Vadisi bitti mi? Hayır. Kaçıncı bölümdesin? 81. Lan ben pusuda 30'a geldim, sen ne yapıyorsun ya? Beni hiç alakalı. Barış Björn 60. bölümdeyken ben vadiye başladım. 97 bölüm. Diyorsun. Birader 60... hiç uyumadan benim şeyi biçeceğiz. Bu arada 21 bin lira konola. Sür şey, soya fasulyesi. Ana konolayı şimdi satamayacağım. Soya fasulyesi 51 bin lira. Ha, ikinci soruma geçiyorum Björn. Dinliyorum. Solucan çiftliğin ne durumda oğlum? Büyüyor. Sağlığına duacı. Sağlığına. Nasıl, iyi mi solucanlar? Ha süper. Peki arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir dönem boyunca bütün tarlalarımıza soya fasulyesi ekeceğiz. Çünkü fabrika işine girdiğimiz zaman ya o işin altından kalkamazsak çok fazla kredi çekmeyi de düşünmüyorum arkadaşlar. Ama hani yapmamız lazım. Bir tur olsun full kadro soya fasulyesi ekmek. Lan oğlum zapt olmuyor, bu ne böyle ya? Bir tane marulum kaç para yapacak, çok merak ediyorum. Bir tane bu paleti satacağım okey. Komple satsan oğlum. Nasıl satacağım? Neye yükleyeceğim de satacağım? Her şeyi satın oraya. Tamam işte yine de yüklemek gerekiyor be abi. Oğlum her şeyi sat oradan. Sök. Seraların yanına kur. Eline tut tut at. 20 bin TL yaptım. Ucuz bir şey zaten o. Ben mi öğreteyim oğlum? 10 bin lira bir şey oğlum o. Bir paleti mi 20 bin? He? Bir palet abi bir, marulun. 20 bin lira. Vallahi. Evet ama marul yani sadece. Aa bu iyice sıkıntı ha, ben sana diyeyim. Valla. Nedir, beni mi gümüreceksin? İyi para kazandı bu çocuk. Tere işine biz de mi girsek? Sen benim ne dediğimi anladın oynayayım mı paşa? Anladım anladım. Satış yapacağım noktalarında. Satış noktalarında. Aynen. Ucuz oğlum 10 bin lira mı ne la? Tamam tamam. Tamam. Tarlayı gördünüz mü arkadaşlar? 2 dakika sürmedi tarlayı bitirmem. Barış'ım. T-70'i bana yaklaştırabilir misin? T-70 kendini yaklaştır sana. Tamam. Öyle söyleyeyim. Sen balyayı ne yaptın? Doğru dedi. Vallahi doğru dedi. Balyayı yapıyorum. Tamam ben T-70'i ben getiririm abi. Abim şu anda 2 milyon 800 bin liram var. 838 bin lira. Bakayım bitince kaç param olacak hepsini sattıktan sonra. La dur biçer dur. Oğlum fren yok burada. T-70'lerde. Burada ağam yanımda, getirsene sana zahmet. Şuna baksanıza arkadaşlar, ne cüsseli be. Ya el frenini çekmişim ben de diyorum bu niye. Nasıl ağam, beğendin mi? Miso. Çamurluklar falan oğlum, çok tatlı değil mi? Allah'ını seversen ben sanki boş gibi gidiyor lan. Boş zaten ha. Batman modu falan işe yaramam. Öyle değil lan. Ha tamam. Biliyorum traktör ama. Boş. Makara yapıyorum. Dövme ha. Sayın Karahan'ın nasıl dümdüz gelip de yamuk ettin lan. Dur zapt edemiyorum. Çılgını. Abi turbo devreye giriyor. Duram. Aro. Şu biçer dövrün arkadaşlar şöyle bir tork vermesi. Muazzam bir şey ya. Çok güzelleşmedi mi oyun? Aynen öyle, büyüyoruz, devleşiyoruz. Büyükler başka amaç, bir tatlı bu. En büyük tarla. Peki şeye ne diyorsunuz? Burada son teknolojik oynayıp da hani roleplay'de 2000'lerde yokluk, sefalet. Karapatozla hasat yaptıktan ya. Sonra buna geçince ne düşünüyorsun Barış ağam? Ay ben ona değil de şimdi 2030 Sönter'den G'ye geçtim ben, uzay aracına geçtim. Uzay aracı. Ya bu az yakıyor bu. Az yakıyor en azından. Jondere buradan çok yakıyor biliyor musun? Barış ağam konolayı satmayacağız ağam.
Bizim silomuz yok, ne yapacağız? Silomuz yoksa olduğu gibi haşalara boş. Valla o brand... Yapacağınız yok. Şeyi de getir abi, büyük ihtimalle şey de lazım bize. Revoklarda kalsın ya, revoklar bize lazım değil ki zaten ha. Kepçe isterseniz benim kovada da var canım. Üstü kapanıyor mu? Kapanıyor, kapanıyor. Diğerini de garaja sokarız. Tamam. Ağam, evin oraya götürsen onu. Ben diğer tarlayı da biçip geleceğim zaten. Gördüğü satalım. Hadi bismillah, şuna bak. Kaç paran oldu lan diyor? 3 milyon 100 bin. Evet, doğru gidiyoruz. 3 milyon 100 bine doğru mu gidiyor? Beklediğim kadar verim vermiyor. Biliyorum ben, bizim küçük bir tarla var. İki aşağı iki yukarıda biter. Bir aşağı iki yukarıda. Orayı da biçeyim de öyle senin buğdaya geleyim la. İçinde zaten şey var. Tamam. Konola var tamam. Bizde. Arkadaşlar. Bir tarlayı da bana biçtir de yani. Yo sen kendi buğdayını kendin biç oğlum. Benim konolam da. Kanalayı sen biç. Buğdayı sen biç. Ben soyamı biçerim. Olur. Kıymetli dostlarım, ben bizim konolayla Björn'ün buğdayı biçip geliyorum. Evet arkadaşlar, bizim konola işlemimiz an itibariyle bitmiş üzere olup başka da bir remorka ihtiyaç kalmadı. Benim remor şey değilmiş, benim konolam yokmuş, ben yanlış hatırlıyorum. Evet, Björn'ün konolası yokmuş arkadaşlar. Björn'ün neyi varmış? Soya fasulyesi varmış buğdayı. O zaman Barış'a balya makinesini hiç sökme abi. Björn, senin remorkun nerede tatlı? Getireyim abi, neredesin? Senin balyanı biz yapıp biz alalım. Senin, tamam. Sen saman balyasını ne yapacaksın? Fiyatları da en son... Olmadı, bir sonraki bölümde oturup konuşuruz. Ne diyorsun tatlış? Oo, bu ne böyle Barış'a? Birader abi, başka bir şey yok. Remork nerede? Remork şeyde. Çabuk bunu getirmen lazım remorku bana. Neyse sen balyanı bas. Efendim bir örneğin oğlum. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun tatlı? Bu benim hemen çiftliğin yanında soya fasulyesi var, büyümüş. O 33'ü biçtikten sonra orayı satıp burayı almayı düşünüyorum. Nasıl yani? Ya tamam, sen bir şey yapma, sen işini yap. Sen neredesin, tarla satıp tarla mı alacaksın? Aynen ama şu an değil, soy fasulyesini biçtikten sonra. Lan Barış abi, sen bunu nasıl park ettin lan buraya bu kadar düzgün? Arkadan orada girdi. 600 bin TL kadar bir şey verdi bana. Ne olur bırak şeyi, hiç park edemem. Geri. 600 milyar iyi para lan diyor. Ama işte suyu var mı var onun yapıyor. Şimdi Barış abi sen direkt şey yap, tamam mı? Balya makinenle direkt bir örne tarlaya gideceğiz şimdi. Ben önden biçeceğim, sen direkt arkadan balyaya başla. Oranın balyasını biz bir örneğinden alacağız. Bir örneğe biraz biçer duvardan sonra ödeme yapacağız. Ardından ya balyaların üstüne birkaç bir tarla verdi ya. Sen... Abi benim tarlam sizin orada ya direkt. 17'nin yanında 27 var ya o. Aynen. Dur bak, sen beni takip edeceksin abi şimdi, bekle. Ben şu traktörü bir kenara alayım. Bitti mi bu, bitti. Hadi bismillah. Allah. Oğlum bu ne ya? Bu 180'e 90. Vallahi boşuna almışız ya, yeminle. O kadar abi iş yaptım, az azıcık yakıt yaktı. Ah şimdi Jonder olsaydı 4. depoyu doldurdu. Jonder'e taktı bu adam. Oğlum çok yakıyor ya. Ford'a yakıyor sanıyordum, önceki Rolls-Royce'de. Ford'a geçtim. Ağam hadi gidiyoruz, beni takip et. Abi sen gel mi? Ana Björn, sen ne yapıyorsun oğlum? Yanımda geziyorum. Björn, bu biçeri tanıdın mı oğlum? Benim. Senin mi? İyi. Ha. Güzelmiş bu, satılık mı? Alabilecek mi? Bakılık be. Onun sadece yükseltmesi 4 milyon haberiniz. Aga değil. Sadece yükseltmesi mi 4 milyon? Kaç aynen milyon lan öyle. Bu biçer döver toplamda? 7-8 milyon var galiba. Var. Hangisi lan şu yanımdaki mi? 8. Abi şeyin yanındaki T8'in orada. T8'in arkası. Aynen. Hop. Ben de değişecek traktör arıyorum ya. Ne gibi? Ne alsam acaba? Ben sana söyleyeyim, efsane bir 2030 var. Barış abi gel. Abi küçükler bitti. 2030 alış mu? Alış artık, küçükler yok. Değil, küçük değil. Alış artık. 2030 diye bir traktör kalmadı piyasada. 2130 nasıl? Falan 70-56. Bile yandı. Oha Björn. Şu gitmeye bak. Arkadaşlar Allah aşkına böyle bir şey yok. Alt bir modu kurmuşsun demeyin. Sadece bu biçer böyle arkadaşlar. Alt bir modu kurmadık biz. Björn bak oğlum, makineyi çalıştır niye demiyor? Ben bakmıyorum. Makineyi çalıştırıp adam... Dur balyayı sıfıra, balyayı sıfıra. Oha Björn. Gidelim lan yani. Toplarken sayarız lan, önemli değil o. Bir şey diyeceğim. Şans fırladım hadi. %45'i doldu ilk sırada. %46, 47. T8'ini... Lan dur, ben T8'i getireyim o zaman, niye demiyorsun? %50 oldu oğlum ilk sırada. Ben bir dahakine full ya yulaf ya soy fasulye şey ekeceğim. Ya yulaf, ya arpa ya da buğday. Oğlum bu ne lan, yolu bile ekmişsin lan. İnşallah. Yolu bile ekmiyor. Vallahi yolu bile ekmiş ya. Şans fırladı. Lan ekerim. O, ne doyumsuz adamsın. La batmaz inşallah bu T8 yollarda ya. T70 yardıma getireyim mi bıddım su? Hayır. Oo Barış'ım. Sınırı bile yapmış ya. Saman balyası nasıl? Sen yeşil balyası çıkardın, söyle bakayım. İlki o bizim içindeki. Biliyorum %66 oğlum. 67, 68, 69. Oradan mı gidiyordun sen? Keşfetsin değil mi lan? He? %75.
Adamın tarlasını bir ekmişsin, orayı biçmiyor. %80. Abi kaçınım bu ne ya arkadaşlar, bak, bu ne ya? Yavaş 85. Gel, yavaş gel, yavaş bak, gel. Bak arkama baktım, tam tarlanın ortasından geçiyormuş, bizdeydim. Ya bak, abi bak. Sen bilerek mi yapıyorsun ya? Gerçekten oğlum hadi biri geçtim, senin kendin de kayıttasın ya. Olur benim alışkınlar. 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 Az önce eliyle getirdi var ya, biçerdi öyle. Gördüm gördüm, bize diyor ki seni diye şeye taktım. Lan %100. Ooo. Aç bakayım. Lan dur, ağır ol. Ağır ol oğlum, ağır ol. Yok, şimdiden 50 balyen çıktı oğlum, hayırlı. 50 balyen olsun. Nasıl lan? Size hayırlı olsun abi. Lan balyeler bizim lan Barış abi. Harbi mi lan? O zaman daha 2 tane çıktı. Sen balyeyi biraz şey bas, sıkı bas, alt çıksın Barış abi. Anladın sen onu. Björn, buğdaydan parayı kırdın ha, ben sana diyeyim. Ben bunları tavuğa vereceğim. Tavuğa mı vereceksin? Bu kadar ha, buğdayı. 300-500 tane tavuğum var. Tabii. Oğlum ya Barış abi, biz fabrikadan önce tavuğa girecektik, yanlış yaptık. Ya fabrikayı aldık mı lan oğlum, neyini yanlış biz yaptık? Tavuğa girmemiz lazım abi, ciddiyim bak. Tavuk yumurta çok para kazandırıyor abi. Ya tavuk batıp da bize şey yaparsın. Ama yumurtayı iyi kazandırmıyor mu arkadaşlar? Biz roleplay'de yumurtayla ödedik lan, yapağı ve yumurtayla borcu. Vallahi yapağı çok büyük fayda oldu abi. Hani bizim koyunumuz var, o mineğimiz var ya. Yani. Ama ben de bizim inekler de arkadaşlar 400 litre falan, 4000 litre mi ne süt vermiş, süt de vermemiş. Boşuna besleyip duruyoruz bakalım. Onlar başka verim olur. Sıfır oğlum, sağlık sıfır, hayvanlara saman da vermemiş. Lan geri gidiyor. Hadi bismillah. Yine bir şey var mı, hayvanların gübrelerine birikmesi için yer var mı? Var da gübre atmadık ki. Tamamımız yok. Şu balinin birini yem yapacağız, birini şey yapacağız. Saman yapalım sereceğiz. Da oradan ne alırız yapacağız? Sonra bıçkı mıçkı yaparız, gübre paklık olur. Ya o gübre olmasa da en azından şey yaparız abi ya. Neydi lan o? Solüsyon gibi olan şey. Tamam işte bıçkı. La Björn. Neydi oğlum o? Yok la bıçkı ne oğlum? Bıçkı ne? Bulamaç ya. Bulamaç bıçkı. Bıçkı hani başka. Bıçkı. Aha Björn yine düşmüş. Bıçkı başka. Kafa gidiyor. Ah be benim güzel oğlum ya. Ah be benim güzel oğlum. Bulamaç ya. Yaparız. Bulamaç. Kaç balya çıktı la? Oğlum iş balya yok la. Nerede çok balya çıktı? Vallahi iş balıyor. Baksanıza arkadaşlar. Bunları ben burayı bitireyim, hemen toplamaya geçeceğim ha. Bir anda zaten kendi konalasını biçmeye geçecek. Güzel oldu, güzel. Arkadaşlar iyi ilerledik ha. En azından bir bölümde hasatları bitiriyoruz bugün. O çok güzel oldu. Roleplay'de de arkadaşlar şey ricam var. Roleplay'de de söyledim. Lütfen istek markalarınızı sadece buna yazın arkadaşlar. Roleplay'e yazmayın. Çünkü roleplay'de zaten olabildiğince en gerçekçi roleplay oynadığımız için değiştirmemiz söz konusu bile değil arkadaşlar, rica ediyorum. Para yok, para yok. Para yok, para. Ben değiştireceğim de traktörüm hazır. Ve şöyle bir yıl atlayalım bir de arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her ocakta bir yıl atlayacak. Merak etmeyin, gün geçtikçe oyun daha hızlanacak, hareketlenecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ki desteğiniz için, ilginiz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar bu arada. Çünkü gerçekte de o makinalarla hayat gerçi çok zordu, inanılmaz zor. Gerçekten bizim öyle. İçin oyunda oyun uygulaması da bayağı zor. Ya o dirgen mahvetti bizi ya. O anadut var ya, gerçekten burnumuzdan getirdi arkadaşlar. Oo Barış'ım. Bir sene sor kardeş. Geldin mi tatlım? Geldim tatlım. Bak benim senin tarlanı bitirmek üzereyim. Hatta bir yok. Kulak koyarak versin. Ben bitirip kenara bırakırım. Ben balya evet. Toplamaya geçeceğim. Sen evine git gel. Hemen diğer tarlanı biçiyor oğlum. Tamam. Oo %90. Allah. Ne balya? Helal lan Barış'a. Vallahi helal olsun. Allah. Kaç balya çıktı Barış'a? İki mi? He? Aynen. Üçüncü de yeyi boşalttığınca oğlum. Björn oyunu mahvettin. Aynen. Biliyorsun değil mi oğlum şu an? Bir tane de bizim şey var. Oyunu mahvettin. Alt F4 çek oğlum, bu ne ya? Allah bir Allah. Dahakine... Arkadaşlar pis Björn yazın. Bir dahakine mahvetme, tamam. Gel geri. Son turu gidiyorum. Björn da çabuk getir oğlum T8'i. %96 benim. Geliyor bum. Diğer tarafıma tatlım. Ben bug'dayım şu an. Göremiyorum. Haklısı. Diğer dur oğlum tarafı. Öne geçeyim dur. Şurayı bir biçeyim. 97, aynen. 98, 99. Aç kardeşim. %100 doldu hani, gittiğine değsin daha oğlum. Git tatlış git. Ha tamam. Hallediyorum kuvvetim. Ya bu İstanbul'da büyümüş köylü. Çabuk remork getirmen lazım buraya bir tane küçük oğlum. Halletmen lazım buraları. Getireyim. Lan ne çalıştık ya. Acayip yorulduk ben. Arkadaşlar 2 saattir kayıttayız, bu ne la? Bahar yoruldum ya. Bu daha ikinci videoyu çekeceğiz, bunu editleyeceğiz, onu editleyeceğiz, yükleyeceğiz. Bayağı oldu. Lütfen arkadaşlar bol yorum. Yani 200 tane yorum geliyor, 20 bin izleniyor video. 200-300 yorum ne arkadaşlar? Her beğeni atan bir tane de yorum atsa 1000 tane. Her izleyen düşün. İzlemeyi artık yapmıyorlar. Düşünsene bu videoyu var. İzleyen herkes yok, abone oluyor. Ah. Çıldırırım ya. Ayağım. 50 bin oluruz ya. Direkt 50 bin oluruz ya. Direkt geçeriz bile. Geçeriz inşallah olur. Ya. İnşallah ya. Allah. Hadi bismillah. Diyorum sen şey evde remork getirmeye gittin değil mi oğlum? Evet geliyorum. Süper. Gelmeyeyim mi? Sen bunları halledersin değil mi? Ben direkt bizim toplamaya geçsem.
Tabi her şeyi yaparım ben. Oğlum, ama hepsini aynı anda yapacağım. Yardım lazımsa söyle de yardım ederim. Ben yardım etmem. Tabii ki de lazım. O zaman barışa Allah. Biyon, sen başka işiniz kalıyor mu şu an? Bu bana dokunma, moralim yoktur. Biyon, o zaman sen biçerine geç, ben senin tohumları taşırım evine. Sen biçerine yan tarafa direkt tarlamaya geç. Barışan bu balyeleri toplar. Arkadaş, hangi birini tamam yapayım ya? Bitti ya Barışan işin ya. Biz de çalışıyoruz. Biz boş duruyoruz sanki ha. Biz boş duruyoruz sanki. Biz yatıyoruz mu abi? Yatıyorsunuz. Gel Barışan, bir sıra daha çıkardık sana. Dur yeğenim, dur. İyi balya dökmüş lan. Valla. Arkadaşlar hiç görünmüyordu ama. O ne lan? Birisi. Mı dedi abi birisi? Onun korna çok güzel. Kubota. Kubota. Hayat onda. Honda değil miydi o ya? Neyse, Kubota da olur arkadaşlar, fark etme. Arol diyor. Adamların bahçesine ektiydim ben. Tarlasına ektiydim. Sen niye orayı biçmedin kardeşim? Nere la? Yan tarafta. Biçel almadı la. Şuna bak, kepçeyi gökyüzüne dikmiş. Al alalım. Kepçeğinden geliyorum. Sen oraya hallet, ben T8'ine gidiyorum. Balyesin, balye küçük gibi ya. Harbiden la, bu kaç kilo? Ana, niye yazmıyor oğlum bilgileri? Balyenin bilgileri yazmıyor la. Bende de kaç balye olduğu yazmıyor, niye? Bilmem. Dövüleceğim makineyi. Ekipman olarak şeye geçtin mi Barış abi? Ne? Ekipmana geçtin mi? Belki masa edesindir. Denedi. Oha! T8'deki zorlanmaya bak. 400 kg abi. Denememişim, pardon. 8250 litre 29, ona göre hesaplayacağız. 29 tane. Hayır Barış abi, birisi şey. Ne? Ot balyesi. Ragnar Bey. Efendim. Biri bizim. Ben şu şeyi hesaplayayım da şimdiden. Ne hesapla? Hesapla tatlım. 29 balyeli ya. 1300 bin de. Dur daha bitmedi. De şey, litresine bak. Litresine diyorum bak. Bir tane balle 8000 küsür litre alıyor. 8 de ona da. 7 de. Kaç balle? 8 de. 7 de oğlum. Kaç... Ben sana net sayıyı söyleyeceğim. Söyle hadi bakalım. Söyle Barış abi. 2-3 deme. Ya Barış abi. 30 tane. Balye başı 1 litreden hesapla oğlum. 30 tane yeni. Öyle yapacak mı? Yok, 32 tane oldu. İkisindekileri de çıkar. Biyon, sen Kubota'dan in. Kubota'yı ben taşırım. Tam 32 tane. Ben biçeri aldım. Sen biçerine geç 32. Oğlum. 32. Tamam. Toplamda 100 ver yeter. Bir sürü tarla biçtik, tarlaya alalım. 100 bin lira. 100 bin lira yolda yeter. Ana! İyi para mı? Arka bahçeye de geçeceğiz mi? Vallahi iyi para arkadaşlar. 100 bin lira ne oğlum? Sen alabilirsin. Ne? Ne? Oğlum ne diyor, bir de istemiyor diye kızıyor. Beni nasıl reddedersin sen? Lan ona mı takılıyorsun? Şunun remorku nereye bırakmış Allah'ını seversen. Biz bu çiftlikteyken böyle miydi bu çocuk arkadaşlar? Yok. Ben de abi içeceğim ya. Abi tek başıma ne yapayım, bir sürü iş yapıyorum ya. Oğlum yardım ediyoruz ya biz sana, daha ne yapalım? Lan şuradaki ikili tarla kim ya Ayşe? Sizin daha kendi tarlanızın balyeleri toplanmamış ya. Toplarız oğlum, ne acelesi var, evin yanında ya Barış abi şey... Battal Gazi gibi bir adam lan. Tutar alır, tutar alır vallahi. Aynen. Aynen. Görmediniz burayı. Nereyi görmedik lan? Biz adam bir şey görmedik. Adam küçücük yere pamuk ekmiş. Ne bekliyor acaba bu pamukta? Hangi, nasıl verim vermesini bekliyor acaba? Ben bilmem. Kendisine kışlık çorap diktiriyor. Kubota nerede? Biliyor musun o konula yanında mı lan? Kubota tarlada. Söğe fasulyesi. Nerede? Gidiyorum işte, bakıyorum. Ne tarafta bakalım oğlum? Şey, ben aha ben yanlış yere gidiyorum. Ben çiftliğim yanında. He. Ona şeyde işte ya. Hemen çıkışında. Aa, T8'i buraya bıraktım. Ne yapıyorsun birader? Nasılsınız? Ha burası. Evet, ben Kubota'yı alayım götüreyim. Ondan sonra Kubota'dır baba. Şunun güzelliğine bak. Tabii M95 40 daha güzel arkadaşlar. Allah. Kimse itiraz edemez buna. Ben öyle seviyorum. Commander is itiraz edebilir. Burada mı? Hayır değil ama olsaydı. Ha tamam. Burada olsaydı bu daha güzeldi. Burada olmadığı için M95 40 her zaman güzel arkadaşlar. En güzel M95 40. Bunu niye viteste bıraktın lan hain? Ben de diyorum traktör niye gitmiyor? O ne demek? 100 bin lira Björn'e aktaracağız. Björn, 10 bin lira da ben sana başımın gözümün sadakası ve çiftliği para aktarın. Ben sana Björn, tamam mı? Bak şimdi. 10 bin lira, 109.700 lira para aktarıyorum. Üstü de yaptığın işler, tamam mı? Al. Tamam. Gel de para. Hayırlı uğurlu olsun. Lan kutlu güçlü lan, bu ne böyle ya? Fazlasıyla ödedim Björn. Bir daha bana para tamam, diye gelme. Tamam. İki para. Sezonun hasatları, onlar bunlar, ne varsa verdik oğlum. Bir dahakine bir iki işten para alma. Alma şey. Oğlum yapıyorum. Biz fazla veriyoruz lan, bir insaflık yap la. Barış abi ne diyor bu? Adam senin için bak 40 dayıdan bir çer aldım. Biz yani de ona göre iş yapar. Ona sıkıntı göre yok Björn, azdan az çoktan çok gider oğlum. Durmuyor bu. Başladın mı la biçmeye? Björn. Efendim abi. Dayak adama ne yapar biliyor musun? Kötü şeyler. Ona göre aynen. Bizden bir iki bir sezon para almayacaksın, anlaştık mı? Bak burada teksin, dayak adama çok kötü şeyler yapar. Lan bir sezon la. Dur lan bir çabuk. Oğlum iki bölümde bir sezon atlıyoruz zaten. Kabul çok mü? Çok şey istiyorsun ya. Anlaştık tamam mı? Tamam. Tamam. Ne yaptın? Sezon bitince bitiyor benim için. Nasıl sezon bitince? Öyle bir dünya yok. Arkadaşlar komple soya fasulye çekeceğiz ya. Komple ne kadar arazi var o var.
bu var derken komple soya fasulyesi ekliyorum. Gübre biçiyoruz, bu nasıl iş? Oğlum senin tarlanın üst tarafı da var biliyorsun değil mi? Alttan ha biliyorum. Ben gübre bile attım buralara biz. Ya biz de gübre attık oğlum, biz mantar mı ektik? Yo, oraları görmemiş diyebilirsin o yüzden. Biz Kornalı'ya kışın satacağız Barış abi, onda hemfikiriz. Abi tamam, tamam, mısırı satabilirsiniz ama. 16 bin lira falan yani. Mısırı sattık ya oğlum biz zaten. Benim bu soya fasulyesi 52 bin TL. Lan oha lan, nasıl da oldu da soyayı satmadık, Kornalı'ya almadık. Soya yapsaydık tamamdı arkadaşlar olay ya. Hop. Ama az verim çıkıyor işte ya. Çıksın. Önemli değil, önemli değil. Az olan öz olur. Oha la, tarlayı bitirmişsin ya neredeyse. Alt taraf üst taraf var diyor. Üst taraf orada bir şey yok ki oğlum, orada bir turda gidersin. Oraya nasıl geçeceksin la? Şuralarda yol var da. Şuradan geçeceksin şuradan. Oha, şurada mı bir yol senin bir yol? Abi şimdi benim çiftliğe git, kapı girişine, ilk girişine. Orada şey var. Sen balyelerini topladın mı? Ne var oğlum? Girişte bir tane soya fasulyesi tarlası var. Onu da alacağım. Oha oha. Bu ne zenginlik lan? Oğlum sen de biliyorsun, tarla malla almak da ziyade, sen de bir fabrika tarzı bir şeyler yönelsin. Ya ne yapacaksın oğlum bu kadar tarlayı? Bu satıp onu alacağım. Ha ya öyle desene. Bence... Bir tarlaya baksana haritadan abi, ne kadar şey. Ne? Kötü. Ağaçlık full ya. Tarladan eser yok. Gördüm gördüm. Sen şurayı alacağım diyorsun. Burayı. Aynen. Oğlum o tarafa hiç uğraşma. Direkt sat bu tarafa biçtikten sonra. Oraya öyle biçer gelecek, burnundan gelecek zaten. Orayı mı? Ha. Şu an burayı zaten hasada hazır halde. Oğlum oraya biçer girene kadar canın çıkar zaten senin. Ama çok aklıma giriyor. Ben para kazanmamak için neler yapıyor bak. Lan ne alakası var oğlum? Orası da zaten hasada hazır ya. Bence öyle yap oğlum. Oraya biçerle gireceğini elini alıp götüreceksin oğlum. Başka türlü nasıl sokacaksın o biçeri oraya? Oğlum ilerlerde kendisi çok başarılı. Evet. Ufaktan bir videomuzda da veda edelim artık. Tarlayı da bitirdiğine göre bir ön. Bayağı yordu bizi ama. Bayağı yordu bizi. Vallahi bayağı yordu. Bir ön oğlum, sen de satacağını sat burada. Sen şey yap, ben satmayacağım. Diğer bölüm satarım ben. Ha tamam, o zaman diğer bölüm sat. Ya işine bak kardeş. Hem oraya alacağım şey yapacağım ya. Hallederim ben. Oo, biçmeye gidiyor o tarafı. Tabii. Vay. Burayı görmediniz. Evet arkadaşlar, yine bir yeniliklerle arkadaşlar, güzelliklerle ve bol çalışmalı bir bölümün daha sonuna geldik. T70'imiz, remorkumuz 7056'mız da oyunumuza hayırlı uğurlu olsun. Elinize kolunuza sağlık ağlar. Ağlasın senin de. Ana benim oyunun sesi gitti la. Aa bir daha boş gitti. Acil vedalaşacağım. Oyun evet arkadaşlar, her güzel şeyin oyun bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.